Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. 9. kısım Tebiyat-ı Tisa, Bismillahirrahmanirrahim. Ela inne evliya Allahu Allahi la khafun aleyhim ve lahum yahsenun. Bunun ikinci telbiyi okuyacağız. Allah dostlarına ne korku vardır, nerede yehzenun, hüzün de yoktur Allah'ın dostlarına. Ela inne evliya Allahi la khafun aleyhim ve lahum yehzenun. Üzerlerine böyle ne korku yine, ne de hüzün. Böyle bir şey olmaz onlardan. İşte onunla alakalı niye iner bu? İkinci telvi okuyacağım. İkinci telvi 444. 444. Bak, orayı kaçırmayalım. Allah dostlarına üzerlerine korku olmadığı gibi, inmediği gibi onlar mahzun da olmayacaklardır. Tamam mı? Hüzünlenmeyeceklerdir. Bu kafamıza koyduktan sonra ikinci terli niye? Bu seyr-i sülük-u kalbinin, yani tarikat dersi burası, telbiyat-ı tisa. 9 tane telbih var. Sabah işaret edeceğiz mi? Yok, mektubat. Mektubat. Ondan sonra bu tarikat, yani kalbi, ruhu işlettirmek, bu Ramazan ya, ona ait bir ders olsun diye düşündüm. Niçin Allah dostlarına korku yoktur? Mahzun da olmayacaklar. Onunla alakalı bir yer yapayım dedim bu akşam. İkinci telvi, bu seyri sülükü kalbinin, yani kalpte sefer yaparken, seyahat ederken, ders yaparken, ders yapıyoruz ya şimdi. Ders yapıyoruz. Kalp hareketleri oluyor. Seyri sülükü kalbinin ve harekat-ı ruhiyenin miftalları ve vesileleri. Yani ruhu, bu kalbin seyri sülük ederken, tefekkür ederken, bunu hep tarikatçılara veriyorlar. Tarikata, ne tarikatı yani? Tefekkür, kalbi çalıştırma yöntemidir zaten. Tamam. Ondan sonra seyri sülükü kalbinin ve harekat-ı ruhiyenin miftahları. Miftah, anahtar. Anahtar ve vesileleri. Yani miftahla anahtar arasında dağlar kadar fark var, girmeyeceğim. Ona ait sesli bir ders var. Bir saat en az ders var. Evet, bu anahtar değil. Bizim bildiğimiz anahtar değil. Değil, değil ama olsun. Yani. Manası da o değil. Anahtar ayrı kullanıyor. Miftah ayrı kullanıyor. Onu şey yapayım. Miftahları ve vesileleri zikri ilahi ve tefekkürdür. Yani seyri sülükü kalbi zikri ilahidir. Harekat-ı ruhiyenin de şeyi, vesilesi de tefekkürdür. Seyri sülükü kalbi miftah ile zikir ile açılıyor. Harekat-ı ruhiyeyi inşa eden, vesile olan da tefekkürdür. Kalbi harekete getiren zikri ilahidir. Zikri ilahi derken Allah, Allah değil yani. Kur'an okumak, namaz kılmak, yani ibadetler, eylem olan her şey zikirdir. Oruç tutmak zikirdir. İlle tesbih almak değil yani. Mesela ille bir şey ifade edecekse, mesela en cami zikir Kur'an okumak. Bir alimin bir evradından Kur'an daha cami. Bu zikir ve fikrin mehasini, yani faydası, bak acayip bir yere götüreceğim. Onun için dura dura gidiyorum. O ayet var ya, onların üzerine ne korku ne hüzün olmaz, inmez. De onun için duruyorum.
bu zikir ve fikrin mehasini, zikir ve fikir. Zannediliyor ki fikir dima inşa eder. Hayır. Ruh, direkt ruhu inşa eder fikir. Çünkü vicdanidir. Fikir, zihin yani. Zihnin hareketi, zihin vicdanın içerisidir. Şöyle diyeyim de, böyle garip garip baktığınız için. Dimağda 7 mertebe var mı? Bunu tahayyül, tasavvur, taakul, tasdik, izan, iltizam, itikad. Bu birim vicdanın vicdanın dışından içeriye doğru gir İsmail, İbrahim. En dışında ne vardı vicdanın? Zihin miydi? Yok, en dışında. His. Duygular. İrade. Sonra? Zihin. His. His. Latife Rabbani. Zihin kaçıncı mertebe dedi? İki. İrade. Zihin. His. Latife Rabbani. Üşenmeden sayıyorum, biliyor musun? Ta ki otursun diye. Efendim eski derste zikrettim falan demiyor. Bu zihin, zihin nereden besleniyor? Dimağın 7 mertebesi buna bağlı. Burayı besliyor. İşte o tefekkür denilen sistem zihine ve vicdana ve kalbi inşa ediyor. Böyle çalışıyor bu. Peki içerisinde ne var vicdanı besleyen? İrade, zihin, his, latife-i Rabbani. Yani iradenin eylemsel görüntüsü, dışarıdaki görüntüsü. Onun da ama eylem ibadetullah. Zihnin eylemsel marifetullah. Hissin muhabbetullah. Latife-i Rabbani'nin müşahadetullah. Müşahadetullah ta şeyden başlar. Hep böyle itiyoruz yani, bizimle alakası yok. Müşahadetullah. Bizim Gelani ile alakası var. Ustadlarla. Allah haşa. Allah ile aramızda duvar örüyoruz. Oysa bir sohbet ortamında veya bir namazda veya orucun herhangi bir safhasında böyle bir huzur ilahi olmuyor mu? O müşahadetullah'ın kendisidir. Yani mertebesindendir. Allah kendisini araladı. Böyle bir hazdır. Görüyor Latife Rabbani o çanak anten gibi. Kanalı gördüğü zaman tak filmi orayı buraya taşıyor ya, televizyona gösteriyor. Aa tamam oynatma diyoruz, tamam. Çanak anteni tuttuk uyduya. Binaya bakıyoruz. Yok, karınca var, biraz da çevirecek. Aa tamam oynatma tamam. Latife-i Rabbani'ye uyduyu yakaladı. Uydudan misal Allah, çanak antenden misal Latife-i Rabbani'ye, televizyon kutusundan misal bedendir. İçindeki elektrik hayattır. İçindeki program ruhtur. Filmin gözükmesi, uyduyu oraya taşıması. Yani böyle bir huzur, bir namaz, bir efendim Kur'an okurken bir tatlı hal, Latife-i Rabbani'nin müşahadetullah'ıdır. Olmasa olmaz zaten. Kör olası cehalet, Allah'a hep uzaklaştırdık. Ama görmeyi göze indirgediğimiz için kulağın görmesini inkar ettik. Burnun görmesini inkar ettik. Kulağın gözü ayrıdır, gördükleri ayrıdır. Kulağın gördükleri ayrıdır, öyle değil mi? Burnun gördükleri ayrıdır, dilin gördüğü ayrıdır. Kaşınmayı. Elin gördüğü ayrıdır, aklın gördüğü ayrıdır, vicdanın gördüğü ayrıdır, Latife-i Rabbaniye'nin gördüğü ayrıdır. Ondan dolayı biz karıştırıyoruz, gördükleri ayrıdır. Huzuru gördüğü anda o hazır olanın alametidir. Hazır olmasa huzur olmaz. Hazır olmasa Allah, sende huzur olmaz. Abi mesela irade veya zihinde bu fark ettiğinde yukarıdaki o mertebelerini etkileyebiliyor mu? Yoksa sadece yukarıdaki mi aşağıdakileri etkileyebiliyor? Yani bu mesela diyelim ki o birimler çalışacak da bulacak. Hayır. Bu daha köklü çalışıyor. Böyle olursa yukarıda dimağı çalıştırıyorsun. Ondan sonra vicdana iniyor. O zaman dağdaki ninelerimiz, dimağın mertebesine haberi olmayan işte merhamet ilahi, bunlar olmadan da o da çalışabiliyor. Neyle çalışabiliyor? Allah Resulü'nün ifadesiyle takva ile. Günahtan kaçınmak, tamam. Hiç dima var ya, 7 mertebesi. Tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, izan, iltizam. Hiç bunlar, bu sistem çalışmadan direkt nasıl çalışıyor? Allah Resulü dedi ki,
aleyhissalatü vesselam, ilim yapmadan ilim isteyeniniz var mı? İstemez misiniz diyor. İstemez olur mu yani herkes? O zaman ilim yapmadan ilim nasıl olacak? Yani bu sistem çalışmadan bu sistem nasıl çalışacak? Takvanız artır. Çünkü takva içerisi karpuz gibi düşünün. Takvayı böyle karpuz gibi yararsanız içerisinde dört birim var. Zihin, irade, zihin, his, latife-i rabbaniye. 136 Hutbe-i Şamiye'den söylüyorum. Takvanın içerisinde var, ibadetullah var, marifetullah var, muhabbetullah var, lezzet-i ruhani var. Takva dördünü tazamun eder. Yoksa günahtan kaçmak değil sırf. Emir dairesinde hareket ve hayret kazanmak takvadır. Menhiyattan ve günahlardan içtinab etmek. Bir de emir dairesinde hareket kazanmak. Onun için takva olunca hiç bu sistem çalışmadan değil mi? O aşırmalı, direkt kestirme oluyor. Peki o çalışmadan, o çalıştığında bu mesela diyelim ki zihnin... Aşağıdan yukarıyı da inşa ediyor. Mesela bak, babaannem takvalı vicdanı inkişaf etti. Vicdan ne ile oynar, inkişaf eder? Bir ibadetle, namaz kılıyor. Haramları yok babaannemizin. İrade tamam. Dört tane vardı ya, irade, zihin, his, tatviye. İki, zihnin marifetullah. O şairden alıyor. Ezandır. İşte anne babası bir şey demiştir. Bu budur, bu budur, bu haramdır, bu değildir. Yapma, günahtır. His ise tesettürdür, yaşantıdır. Oradan alıyor. Tevarüsen geliyor. Yani şair İslami başörtüdür. Yani dini tanımlayan sakaldır, takkedir. Dini mezar taşlarıdır. Bu maziyi, geçmişi geleceğe taşıyan nakilcilerdir. Yani arı nasıl ki şu çiçeğe konar, buraya konar, buraya. Aslında çiçekten polen alırken ağaçları aşılıyor. Ağaçlar aşılıyor değil mi? Nasıl ki arı aşılıyor, bu tesettürdür, mezar taşlarıdır, ezan da maziyi müstakbele getirip aşılayandır. Şair aşılamaktır zaten. Vicdan aşılamaktır. Onun için babaannelerimizin vicdanı gelişti mi, dimağını da bloke ediyor. Mesela adam aklıyla sahtekarlık yapıyor, karşılıksız çek senet veriyor. Ondan sonra tartıdayla yapıyor. Ne diyoruz? Bu işi neyle yapıyor? Aklıyla yapıyor. Ona ne zalim aklı var demiyoruz. Vicdansız adam. Vicdansız adam. Niye? Vicdan öyle bir özelliği var ki dimağı kontrol edendir. O zaman vicdan bu zulmü yapınca alettir çünkü. Dimağı bir şey değil, alettir. Onu kontrol eden nezare vicdandır. Onun için vicdansız diyoruz. Oysa senin babaannen vicdanını inkişaf etmiş. Otomatik de bunu bloke ediyor zaten. O akıl, babaannenin aklı gidip başkasının hudutuna sırrını otlatmaz. Tarlada bir şey çalmaz. Bu zikir ve fikri maasini tadat ile bitmez. İşte tadat ile bitmez bu zikir ve fikrin. Tadat ile bitmez. Şimdi giriyoruz. Şimdiye kadar konuştuklarımız hep malzemeydi. Hadsiz fevaid-i uhreviyeden ve kemalat insaniyeden kat-i nazar. Yani bu tefekkürün ve zikrin hadsiz uhrevi faydalarından kat-i nazar. Ondan konuşmayacağız. Yalnız şu dağdağlı hayat-ı dünyeviye ait cüz'i bir faydası şudur ki, yani şu geçici, oynak, devamlı değişen bir zeminde bu tefekkür ve zikri kalbi dünyada neler getirecek bize? Şimdiye kadar 10 dakika, 15 dakika onu konuştuğumuz bundan sonrayı anlamak içindi. Bak, tefekkür ve kalbi işlettirmenin, yani zikri ilahi ve tefekkürün neticesi ahirette konuşmayacağız. Bu dünyadaki faydasından konuşacağız. Bak ne yapacak sana. Her insan
Hazır mıyız? Hazır. Hadi bakalım. Her insan, tamam, hayatın dağdağısından, hayatın oynaklığından, bazılarına göre zalimliğinden, bazılarına göre hareketinden, cilvesinden, güzelliğinden. Çünkü musibetlerin diyor tenevvü, Bediüzzaman öyle diyor, musibetlerin tenevvü bana müsikinin tenevvü gibi geliyor diyor. Müsikinin namelerinin tenevvü gibi geliyor. Yani musibetlerin çeşitliliği ve büyümesi bana müziğin namelerinin çeşitliliği gibi geliyor. Orkestrada ne kadar müzik aleti çok varsa bana öyle gibi geliyor diyor. Ha. Diyor ki her insan hayatın dağdağısından, iki, ağır tekalifinden, ağır tekalifi var. Hakikaten acayip. Tekalifler kazan teklif mi? Teklifler. Yapma. Yap. Gitme. Mesela oruç. Tut diyor. Mesela düşünüyorum böyle. Allah benim elem almamdan, açlık çekmemden zevk mi alıyor? Hayır. Allah benden daha fazla üzülüyordur. Tabi üzülme yok da yani bir şey anlamadım. Allah bana daha şefiktir. Allah bana daha merhametlidir. Peki nedir o? Ruhta bulunan, derinliklerinde bulunan o his ve latife, o açlık eylemi malzemesidir. O ruhun, o istidadın malzemesi o işte. Onunla ağaç oluyor. Sen şimdi çekirdeği atıp da suya meyve ağacı bekleme onda. Ağaca dikeceksin. Toprağa dikeceksin. İşte bu elem denilen şey realitedir, enerjidir. Varlıktır. O ruhun dibine gübre oluyor işte. Öteyi taşıyor. Peki nedir o diye, mevzumuz o değil. Bugünlerde meşgul olduğum için o. Seni öteye taşıyan bir köprüdür o. Çok acayiptir. Ve ötedeki muamelesi nedir? Her Kur'an'ın, her bir harfin sebebi vardır. Allah belirim. 3 aylarda her bir harfin şu kadar sebebi var. Kadir gecesi 30 bindir. Berat gecesi 20 bin. Namazın da böyle deniliyor. Orucun da oruç demiyor. Zekatın da deniliyor. Ama orucun mahiyen sebebi yoktur. Belli bir sebebi yoktur. Çok hikmetinden bir tanesini şöyle diyor Allah Resulü. Haşir meydanında kantar konduğu zaman, çünkü orucun belli değil ya sebebi. O 1 kiloda olur, 500 bin tonda olur. Senin günahına göre o şekil alıyor. Günahın aşağıda. Bir sürü iştirak amali oraya koydular, değerini tartamadı. Bütün sebaplarını tartamadı. Dev gibi günahlarla geldin, rezil bir halde geldin Hasan. Sebabın burada, günah yukarıda. Tamam mı? Günah aşağıda böyle, bastı. İşte Allah şöyle devreye giriyor. Orucun belli muayene sebabı yok ya. Bakıyor Allah, bunun ne kadar sebaba ihtiyacı var? Şu kadar, orucu o kadar saydım diyor. Çünkü belli değildi. Orada sayılacak ne kadar olduğu. Orucun kıyamete kadar belli olmayacak bir sebabı. Hadis var ya, hadis diyor ya, orucun sebabı ancak bana ait. Ben ondan söyledim ya abi. Söyle. Lazcasını yapıyorum ben de. Hadis bu. Çünkü orucun sebabı ancak katımdadır diyor. Ondan yapıyor Selahattin abi. Diyor ki, ha ne kadar var, sana ne kadar ihtiyacı var? Selahattin kuluma ne kadar ihtiyacı var? Selahattin kulum zaten denge denge. Yani 2 kilo daha koyduk. Tamam 2 kilo saydık ama yok cennetin tabakasında yükselsin. 2 ton koyduk. Hasan günahı çok. 10 ton kurtarmaz. 50 ton. 50 ton saydım. Allah katındadır. Oruç böyle bir şeydir. En azından odur. Bu ahirette ise, ahirette öyle. Ruhumuzda öyle değil. Daha değişik. Her insan hayatın dağdağısından bir, ağır tekalifinden yapma, dan hariç, hayatın işte kanseridir, düşüp kalkmalardır, ağır tekalifi var. Tamam mı? Bir derece kurtulmak onlardan ve onlardan böyle omuzundan kurtulmak ve teneffüs edecek bir ünsiyeti tahari eder. Yani hayatın dağdağlarından, ondan sonra ağır tekalifi var. Babasız kalıyorsun, yetim oluyorsun, aç oluyorsun, dul kaldın, kör oldun, kanser oldun, hayatın her cilvesi. Bunlardan biraz kurtulmak istemez misin bu olaylardan?
bu kanserden, kanser iken, darbeden kurtulayım. Ölüm tehlikesi var. Tamam. Ölüm tehlikesi var. Uçaktan korkuyorsun. Bilmiyorum. Şimdi bunlardan bir kurtulayım. Tamam. Şöyle omuzu böyle. Bunlardan biraz kurtulayım. Bir de bir teneffüs edeyim ya. Hiç nefes almadım. Hani derler ya, oysa yaşıyor da. Ya bir nefes alayım. Demek için bir tahri eder. Tahri araştırır. Araştırma yapar. Ya yani bu sıkıntılardan, belalardan bir çıkayım. Omuzumu çıkarayım. Bir de bir nefes alayım ya diye. Acaba nerede yapabilirim? Nasıl yapabilirim diye bir tahriye başlar. Yani araştırmaya başlar. Nerede ben buna muvaffak olurum? Nasıl yaparım diye insan araştırmaya başlar. Ondan sonra bitmek için herhalde bir teselli ister. Kurtulmak için bir derece, teneffüs etmek için herhalde bir teselli ister. Teselli istemez mi? Bir nefes almak, ferahlamak, teneffüs etmek. Bir de teselli ister İsmail. Teselli. Ya birisi gelse de. Ya değil ya Selahattin işte çocuğun gitti bilmem ne yaptın işte özürlüdür, hastadır, kanserdir, şekerdir bilmem ne bileyim. Şudur budur. Ya birisi gelse de okşatsa beni ya. Okşatsa ya takma o kadar ya önemli değil o kadar şey değil. Allah daha şefiktir, daha şeydir. Birisini istemez misin yani böyle durumda yanında olsun? Sakın ha bu adamın ihtiyacı yok demeyin. Mesela ben rahmetli annem ve babamın, annemi tabii çok belimi kırdı. Bu ders yapan insanım ya. Mezarlıklarda telkin veriyorum falan. Kral oluyoruz yani. Kesiyoruz. Aynı şey bize uygulandı. Annem. Öyle sakın ha. Bu biliyor. Bu olayın şeyi biliyor. Sakın ha. Teselli o kadar muhtaç mı? Bakıyordum yola. Dostlarım geldik. Oh be. O da geldi. Oh. Abi sana denilmez ama. Estağfurullah kardeşim. Ne dedi? İçine geleni söyle kardeşim. Allah senin be. Bakayım ne vereceğim. Abi. Bir sürü sevaplar alacak senden, bir sürü sayıyor. Oh, yani teselli buluyoruz. Değeri Hoca bunu bana dedi. Değeri Hoca, ustanın iki defa elini öpmüş. Ustanın talebesi bir zat. Ondan sonra elini öpmüş. 86-87 yaşında kanserle gitti. Bana hastanede ne dedi biliyor musun? Hastane dedi ki, Hasan dedi, buyur hocam dedi. Sakın bir hastaya gittiğin zaman bu... Buna ihtiyacı yok. Bu onu biliyor. Dokunma. Bu onu biliyor. Deme diyor. Mutlaka, işine bak. Mutlaka ona gereken anlatımını yap dedi. Bu dershanede vakıftı. Bu hocaydı. Benim için bak 87 yaşındayım. Kanserdi ya. Ne diyorsa de bana. Şu anda ben bunu tadıyorum ve sana nasihat ediyorum. Sakın ha, benim yanıma böyle kolunu sallayarak böyle ya hocam nasıl falan deyip gel, sıkmadan beni bana uygun anlat. Sakın biliyor deme, hiçbir şey bilmiyorum bir moda giriyorsun dedi, kanser diye. Sıfırlan yani zihinde öyle de vicdan da öyle değil. O anda artık bir şey oluyor, ben de yaşadım kısmı. Neyse, demek ki bunlardan kurtulmak için... Teselli, ondan sonra teneffüs etmek, bir zevk arar, bir de zevk ararsın. Başka, vahşeti izale edecek bir ünsiyet tahari eder. Vahşetini götürecek ünsiyet. Ünsiyet nedir? Yani böyle içinden böyle içten diyoruz ya böyle, içten birisini hissedeceğin, cesedini değil ruhunla sarılacağın, ruhunu ruhuna koyacağın, veya ruhuna misafir gideceğin, ünsiyet edeceğin, onunla tatmin olacağın, onunla bütün dertlerin gideceği birisini arar. Bunu şey, ustad şeyde kullanıyor. Ünsiyetlerin en camisi malum zaten Allah'tır. Kısmı sani ile tabir edilen kadın kalbidir. Ünsiyet de kısmı. Yani kalbine mukabil bir kalp. Aynı. Yani bir insan... İlle hanımınız olması manasında değil. Ananız, ablanız. Yani bir tuhaf ya ablana gittiğin zaman, annene gittiğin zaman, böyle anneye gittiğin zaman
bir elini sürse, temas etse, sanki keban barajının ceyranı sana yüklendi. Yani detaylandırmıyorum ama insan hayatın ağır tekalifinden ve dağdağlarından bir, kurtulmak, iki, teselli bulmak, üç, teneffüs etmek, üç, teselli bulmak, dört, bu sıkıntılara mukabil zevk aramak, bir zevk olsa da yapsak. Beş, vahşet izah edecek, o vahşet içeriye çöküntü, işte yanmalar, böyle ifade etmiyor ama yanıyor, mama yanıyor. İşte bunlardan kurtulmak için insan ünsiyet ister, bir şeyle tatmin olmak ister, ruhunu oraya koymak ister, kurtulmak ister, tamam mı? Tarihde. Medeniyet-i insaniye neticesindeki içtimaiyat, bak, medeniyet-i insaniye neticesindeki içtimaiyat-ı ünsiyetkârâne 10 insanda bir ikisine muvakkat olarak belki gafletkârâne bir sarhoşçasına bir ünsiyet, bir ülfet, bir teselli verir. Yani toplumun şu medeni var ya, medeni içi dışına çıksa ne görecektik biliyor musun? Maymun, tilki, yılan, ayı, hınzır. Hanımlara bunu anlattım bugün. Bir insanın bozulma süreci böyledir. Bir insan bir anda domuz olamaz. Bir insan bir anda ayı olamaz. Ayı fıtratı. Yılan olamaz. Maymun olmadıkça tilki olamazlar. Tilki ilk önce maymunlaşıyor. Bozulma süreci böyledir cemiyette. Taklitçilik de başlar. Tilki, girmeyeceğim hayvanların sıfatlarına. İlk önce maymun bozuluyor. İsterseniz dinleyin. Sesli derslerde koydum. Uyku çeşitlerinde kullanıyorum. Hanımların dersini. Onun için bugün akşamki ders, bugünkü ders çok güzeldi. Maymun. İlk önce maymun oluyor. Taklitçilik oluyor. Kişilik ve kimliği gidiyor. Ne derler diye yaşıyor. Tamam. Sonra tilkilik. Sonra tilkilikte, ünsiyete de yılanlaşıyor. Bu iki tane yılan olan tiplerde iki tane zemin var demektir. Hem maymundur hem tilkidir. Yılanlıkta terakki ettikçe ayılaşıyor. Yani zalim ve despot. Yani despot yani. Bu kapitalist. Budur, ayıdır yani. Petrol için milyonlarca insanı öldürür. Öyle. Kardeşini mesela ortaktı. Kardeşi vefat ediyor. Fırınları var. Yengesi kalmış. Abisinin karısı ve çocukları. Ufak kardeşi, yenge diyor, sen dikkatli misin? Abim vefat etti. Sen noterden şey ver de biz fırın işleri. Tabii ya kardeşim diyor. Da sen abisin ya. Artık baba oldun, koca oldun sen. O şekilde iyi niyetiyle noterden aldı vekalette fırın üzerine geçiriyor. Bu nedir? Aylıktır. Sonra aylıkta terakki eden nereye gidiyor? Domuz. Namusunu kıskanmayan bu beş tane dördünü yaşıyor demek. Dördü var. Yani 10 derece günah işleyenin ikinci derecedeki günah gayet normaldir. Ha? Çok şey. Bunlar alt bir zemin var. Çok güzel abi ya. Hangisi abisi? O sen dedin ya 10 derece günah işleyen o ikinci derece. Gayet bir normal. Bir misal daha vermiştin ya. Bir hanım gelmişti bana falan demiştin. Söyle ne etti sadı? Hoca gelmişti. He? İşte acaba beni aldatıyor mu diye böyle bir şüphe falan varmış. Şimdi öyle bir söylemiştin ya. Sonra ben ne demiştim? Sen de onu söylemiştin işte. Mesela bir insan zina yaparsa gelip de mesela evde banyo yaparsa. O şey ya. kadın değil, koca. İkisi geldiler de. Baktım kadın alıyor ikisi de. Adam da istemiyor. İnanmak istemiyor ama devreye birisi girmiş. Şeytan denilen bir sistem girmiş. İşletim sistemi çalışıyor. Ademi vücut. Şeytan çalıştırıyor. İşletim sistemi çalışıyor. Garibanlar ikisi de ama garip. Kadın, adam çalışıyor. Kadın alışveriş yaptı. O zaman sen yapacaksın. Kadın alışveriş yapınca tabii sıcak oluyor. Geldi, banyo yaptı. Bu diyor geç kaldı diyor. Geldi hemen banyo yaptı. Dolayısıyla diyor zina yaptı dışarıda diyor. Affedersiniz. Kadın alıyordu. Peki dedim. Sana bir soru sorayım dedim adama. 10 derece günah yapan bir insanın
İki dereceteki günah nasıl olur dedim. Mubah gibi olur dedi. Mubah. Sebaptır olur. Mesela affedersiniz. Zinaya giden bir insanın televizyonlarda, internette kötü bir yerleri seyretmesi gayet normal. Sırada bir şey. O ikinci, birinci derecede bir şeydir. Aslını yapanı. Zina yapan bir kadın gelip de cenabet dolaşmayayım diye gusül alır mı? Hey ya dedi ya. Niye yıkanıyor? Günah kazanmayayım. Cenabet dolaşılır mı? Kadın düşünüyor. Cenabet dolaşılmaz. Günahtır. Tövbe estağfurullah ya. La sen akşam hemen kalkmıyorsun. Sabaha karşı gidip kalkıyorsun. Birkaç saat yatıyorsun. Cenabet yatıyorsun. O anda deprem olsa cenabet gideceksin. Onu göze alıp yatıyorsun. Gerçi müsaade etmiş Resulullah da hani gitmesin merak etme. Şimdi ben niye gusül alayım? Cenabet dolaşılır mı ya? Tövbe estağfurullah, günah olur ya falan. La zina yapmış bu. Zina yapar. Cenabet dolaşması ne? Mubahtır ya. Zemzem gibi olur bana. Tövbe yani. Kafa yiyeceğim ya. Ya beni... Yani şu... Yani haram da değil değil mi hocam? Ya tam ne haramı ya? Haram da değil yani. Cunuk dolaşmak. Zina yapanın yanı da mubah gibidir ya. Yani sevap ya. Ondan sonra hey ya. Ama ne yaptı? Sarıldı. Ağladı. İkisi ağladılar inan. Senin dedim sistemin ne çalışıyor biliyor musun? Şeytan devrede. Şeytanı anlattım. Ondan sonra başladım ben de merak. Bu şeytan denen adamın mahluk psikolojisi nasıl bir şeydir? Daldım psikolojisine. Adamla yakaya yakın. Çattı. O çattı bana. Ben çattım. Hep iyi araladım psikolojisini. Çok dersim var. Şeytanın psikolojisi diye. Böyle bir deli ders olmaz. Bir yerde nasıl? Şeytanın hileleri duyduk da. Şeytanın tuzaklarını duyduk. Şeytan psikolojisi. Adamı tanıdık. Hilesinden geçtik. Ruhuna giriyoruz. Adamın nasıl bir düşüncesi var. Çünkü merak ediyorum adamı. Ama çok da işime yaradı şeytan. Beraber miyiz hala? İşte güzel, acele etmeyelim. İftar ne kadar var? Bir saatten fazla var. Şu anda Türkiye'de çoktan oldu değil mi? Evet, çoktan Türkiye'de ya. Bizim orada daha çok. Ya abi, ağrı da mı? Evet. Çünkü iftarda ağrıya gitmek lazım. Geldim. Tekrar gitmek. Bir tane Diyarbakır'da hanım var. Benim hanım demiş, teyze demiş, biz burada kalıyız ama Türkiye'ye göre yesek olmaz mı? Ciddi ciddi soruyor. Allah Allah. Şeye benzedi, bizim Rize'liğe benzedi. Rize'de birkaç dakika önce okumuşlar, iftar açmışlar, müftülük anons etti. Bütün Rize'liler dedi, bir gün kazaya çıktılar, önce açtılar. Hollanda'da mı, Almanya'da bir Rize'li telefon ediyor. Hocam dedi, ben de Rize'liyim, ben de tutacak mıyım? Olmuş ha, hikaye değil. Keşif olmuş. Evet, olmuş. Tanıyor musunuz herhalde? Tanıyorsunuz değil mi? Tanıyorlarmış. Tanıyorlar, sen kimsin diye müftü merak etmiş, ismini söylemiş, kim olduğunu tespit etmişler. Yani bu hikaye falan değil ha, bizzat realite bu. Ben Rize'yim, bütün Rize'liler dedi. Rize'de ama o da haklı. Rize'de falan gün iftar açanlar, Rize'de kalanlar. Evet. Rize'de kalanlar. Demek ama Rize'de İspirler'de kalıyor. Evet. Bu anasa göre on biraz Rize'li haklı. İspirli de orada açar. Rize'liler dedi. İspirliler demedi ki. He. Orada Ağrılı da orada. O da yani. O açar. Evet, mutlaka çalışıyorlardı. Çay fabrikasının bir sürü Erzurumlu var. O da yanlış anısı yaptı. Hep suçu Rize'liye yüklüyorsunuz. Ülfet bambaşka bir şey. Ülfet, Allah ülfet belasına düşürmesin hiç kimseyi. Ülfet ilim telakki ediliyor. Mesnevi Nuriye'de var. Ülfeti ilim telakki etmek kuyudur. Yani bildiğini zannetmek. Onun için şurada Almanya'daki Müslümanların en büyük belası ülfettir. İsmail. Biliyorum deyip ilme kapısını kapatıyor. Ben biliyorum diyor, bu derse gelmiyor. Ya ne anlatacağım diyor. Doğru. Bu ülfet. Ünsiyet ise... Müslümanlar ülfet ama değil mi abi? Mesela cehenneme diyor ülfet şeylere. Evet. Alimler dahi ben bilmiyorum diyor. Onlara evet. Yani bilmediğini bilmen için ilim lazım. Cehalet bile ilime muhtaç. Bilmiyorum diyebilmen için ilim gerekmiyor. Neyse tamam. Şunun ünsiyete kadar geldik. Demek ki böyle bir insan hayatın dağdağısından ve tekalifinden insan artık kurtulmak için teneffüse
teselliye, zevke, o birisi omuzumuza böyle sürsün, izale etsin, teselli versin ve bir ünsiyete ihtiyacımız var. Tamam. Ama medeniyet çarşısındaki şu medeniyet insani neticesindeki içtimaiyat-ı ünsiyetkârhane, yani cemiyetteki din olmayan bağlılık, alakalar, fabrikadır. Akrep, akrabayı taallukat, akrep gibi olmuş. Komşuluk, koca binada. Yani medeniyette, medeniyetin getirmiş olduğu içtimaiyatta bir birlik var. Bunlarda ünsiyet olmuyor. Mesela komşumuz aralmayan, şimdi hangisinin ünsiyeti var? Hangisini görünce rahatlıyoruz? Görünce oh be ya, karşıdan geliyor. Ulan bu Alman'ı gördüm, ne kadar rahatladım ya. İyi ki gördüm ya. Tam tersi oluyor. Tam tersine, canı sıkılıyor. Ulan nerede, şuna bak ya. Neden oluyor abi? Ünsiyet yok da ondan. Onu konuşuyorum işte. Ünsiyet yok. Yani kalbe ve ruha değil, yakın değil. Evet, kalbe ve ruha uygun, yakın değil. 10 insanda 1-2 sene muvakkat olarak belki gafletkârhane ama var. Yani belki sana gafletkârhane belki 10 kişiden 1-2 kişiye böyle gafletle uyandırabilir. Gafletle. Yani 10 kişiden belki birisine ha 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 hu 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 beraber çalışmak, beraber meydimakta, şurada burada beraber çalışamıyorlar. Bir derece beraber olmakta, birbirlerini görünce rahatlıyorlar. Ama o nedir? Gafletkârhane. Ne diyor? Gafletkârhane ve sarhoşçasına bir ünsiyet. Yani ve tek başına kumar oynanmaz. Zina yapılmaz. İçki içilmez. Top oynanmaz. Vesaire. Ha, bir derece sarhoşçasına bir ünsiyet var. Yani beraber olmanın. Ve bir ülfet, bir teselli verir. Yani bir teselli buluyorlar. Onun için mesela herkesin evinde televizyon var. Ama duyduğuma göre dün maçta Almanya nereye şey yapmışlar? Spor şeyi kompleksi mi? Bir şey, büyük salonu kiralamışlar. Düğün salonu. Abi. Düğün salonu. Kapalı. Orada yansıtıyor, kapalı. Ama içeri biraz sokamazsın, orada satın. Yani beraber maç seyrediyorlar. Beraber seyretmelerin, istemelerin, oysa evlerinde televizyon var. Ünsiyet ve ülfet edelim diye. Geçici var. Ülfet, ünsiyet var yani. Yani birbirine bir rahatlık var. Ama bu gafletkârhane ve sarhoşçasına. Yani kendini unutturduğu için zevk aldığını zannediyorsun. Yani bir bu asıl insanları ya hariçte yaşayacak ya dahilde. Dahile döndü mü, içe döndü mü, kendisine döndü mü buhran geçiriyor. Kendisini unutması lazım. Onun için ne diyor adam? Psikoloji bak doktor dedi ya. Dün bir tanesi aradı Frankfurt'ta. Alman doktor diyormuş. Bak diyor. Kendinle meşgul olduğun için bu psikolojiklerin depreşiyor. İçki iç. Televizyon seyret. Çılgıncasına eğlen. Kendini unutturucu her şeyi yap. Çark bu. Dün anlat. Dans et. O dans da bir şey değil. Seni unutturan her şeyin çılgıncasını yap. Sonu intihar lazım. İntihar tabii. Sonra yap. Artık onlar da vermiyor sıyak. Fakat diyor bunun oldu. Fakat %80'i ya dağlarda, derelerde münferit yaşıyor. Ya derdi maişet onu hücre köşene sevk ediyor. Yani bu Müslümanlara uygulayalım. Yani içtimai hayattaki Müslümanlar bir derece birbirine ünsiyet veriyor. Tamam. Birbirleri fabrikada çalışıyor. Müslümanı görünce rahatlıyor. Mesela sizin Antep miydi alt katınız? Bak işte. Ondan sonra görünce o şeyi ben rahatlıyoruz. Hakikaten öyle. Yani bir derece rahatlık oluyor vesaire oluyor. Ama herkes şehirde bir arada yaşamıyor. Fakat %80'i ya dağlarda, derelerde münferit yaşıyor ya derdi maişet onu hücre köşelere sevk ediyor ve gitmiş gavur, elin gavurlarında yaşıyor. Derdi maişet. Tamam mı? Ya musibetler ya da musibet kenarda itmiş, arabasında yatağa bağımlı veya ihtiyarlık gibi ahireti düşündüren hastalar cihetiyle insanların cemaatlerinden gelen ünsiyette mahrumdurlar. Yani ünsiyet olmuyor. Yani ya yataktadır, ya belası var, ya derdi var, ya sıkıntısı var, ya dağdadır, ya köydedir, bağdadır, ya diyar-ı gurbettedir. Dolayısıyla insanlardan gelen bir ünsiyet yok. Tek başına yaşıyor. Toplumda ama tek.
o hal onlara ünsiyet verip teselli etmez. Heh, bitti. Şey bitti konu. Şimdi üzerine bina ediyor. İşte böylelerin hakiki tesellisi, ciddi ünsiyeti böylelerin dağda, bayırda, tek başına, hasta, kanser. Kansere kim teselli verebilecek? Ancak bir kanserin yanına kanser koyarsın. Tamam. Öyle yapıyorlar şimdi. Hastanede kanserler ölecek ama tutuyorlar bir odada 3-4 kişi birbirine teselli veriyor. Ha. İşte böylelerin hakiki tesellisi ise ciddi ünsiyet, hakiki sahtesi değil, tatlı zevki, zikir ve fikir vasıtasıyla kalbi işlettirmek, işte bunlara dağda, bayırda, tek başında kimse yok. Nasıl ünsiyet olacak? Nasıl o dertlerinden çıkacaksın? Nasıl zevk alacaksın? Nasıl kendini unutacaksın? İşte şu zikir ve fikir vasıtasıyla kalbi işlettirmek, o hücre köşelerde, o vahşetli dağ ve sıkıntılı derelerde kalbine müteveccih olup Allah diyerek kalbi ile ünsiyet edip o ünsiyet ile etrafında vahşetle ona bakan eşyaya ünsiyetkârâne tebessüm vaziyetini düşünüp zikrettiğim Halik'imin hadsiz ibadı her tarafta bulunduğu gibi bu vahşetgahımda da çokturlar. Ben yalnız değilim. Tevahuş manasızdır. Yani elem almak, vahşet olmak, tek zannetmek manasızdır diyerek imanlı bir hayattan ünsiyetli bir zevk alır. Saadet-i hayatiye manasını anlar. Allah'a şükreder. Nasıl? Ne dedi? Bu sefer kalbe girer. Zikir ve fikirle kalbe girer. Bakar ki kalpte bütün alemin haritası orada. Bütün alem orada. Musa aleyhisselam orada. İsa aleyhisselam orada. Cebrail orada. Allah orada. Cennet orada. Hızır orada. Arş orada. Kürs orada. Allah Allah girdikçe oluyor. Girdikçe oluyor. Çünkü tefekkür ettiğin anda İbrahim'i bir meşrebe boyuta giriyorsun. Yani sen bunları düşün. Diyecek ki bazıları bunu dinleyen. Ya ben bunları bilmiyorum ki ne öyle olduğumu nereden bileceğim. Sen bilmene gerekmiyor bunu. Tefekkür ettiğin anda ne oluyorsunuz biliyor musunuz? Tefekkür. İbrahim'i bir moda giriyorsun. O anda İbrahim'sin yani. Tefekkür. Bir de şefkat. Kadınlar devamlı İbrahim'i bir moddalar. Çünkü İbrahim Aleyhisselam'ın modu, boyutu, dalga boyu. Girmek mi istiyorsun onun kanalına, telefonuna? Onun şifresini alacaksın değil mi? İbrahim Aleyhisselam'ın dalga boyuna girmen için o hayat mertebesi 5'tir diyor ya. Burada o. Sen içinde bütün kainatın haritası değil misin sen? Ben kainatın çekirdeği değil miyim? Rüznamesi değil miyim? Takvimi değil miyim? Haritası değil miyim? Çekirdeği değil miyim? Evet. Burada hepsi var. Cennet, cehennem, Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, İbrahim, Nuh, Musa, İsa, Muhammed hepsi var. Hepsi bende. Hakikat-ı Muhammediye cihetiyle insan kainatın çekirdeği hastesi. Başım döndü ya bunu söylerken ya vallahi. Acayip abi şimdi. İşte ne yapacaksın? Fikir ve zikirle içeri girdiğin zaman onlarla ünsiyet oluyor. Mesela tefekkür edince İbrahim'i bir meşrep moduna giriyorsun. Senin bilmene gerek yok. Şefkat edince gene İbrahim. Çünkü iki tanedir. Tefekkür ve şefkat. Tamam. Mesela amel yapınca musalaşıyorsun. Musa, şeriatındır. Mesela eyleme dönüştürüncün zaman Davut'sun. Ama İsa enfusçidir. Nuh enfusçidir. Adem enfusçidir. Peygamberler 4 tane vasıfla. Evvelu, ahiru, zahir ve batın. Her 124 bin peygamber böyle tek tek mesela hayatlarını biraz bilsem şu şudur, zahircidir, şu batıncıdır, bu evvelcidir, bu ahircidir dedi. Adem Aleyhisselam evvelcidir. Vesaire. Aynı zamanda batın tarafı var. Çünkü evvel batını taşıyor. Enfusi yani beden hayatının dışında ruhsal ve kalbi bir hayatı yaşamak. Enfus alemi.
Kalbi ve ruhu bir hayat dönmek. Onu fark etmek. Orada gezinmek. Onu esas almak. Onu işlettirmek için adım atmak. Yani zevk ve lezzeti hariçte aramaktansa orada arayacaksın. Kalbin ve ruhun dairesine. Kalbin ve ruhun derece hayatına girmek. Diyor bak. O zaman Allah demek, Kur'an okumak, zikir yapmak dağda. İçe dönüyorsun. Orada neler varmış? Allah diyerek kalbiyle ünsiyet etmek. Kalp neydi? Haritaydı. Oo içeriye bir girdi. Allah, 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 Allah. Allah da inkişaf ettiriyor. Aa harita açıldı. Nasıl oluyor kardeşim diyeceksin. Kardeşim yap görürsün. Zevk alıyorsun böyle. Böyle metrop gibi okuyorsun cüzünü. Allah Allah demektense cüz okuyorsun böyle. Dalıyorsun. Acele etmene gerek yok. Tıkır tıkır götürüyorsun. Seni anlayacağım bir başka bir tanesi misal vereyim. Bazı namazlardan zevk almıyor musun? Böyle. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Rabbul meşrikeyni ve Rabbul meribeyin. Febi eyyi alâi rabbikuma tükezziban. Teravide, namazlar. Hoş olmuyor mu? O nedir işte? Açıldı işte o. İşte o zevk yani o kapı o yani. Ya hepten uzaklaştırıyoruz kendimizden onları. Ya ulaşılmaz. Ya zaten yaşıyorsun ya. Başladın zaten. Kapıdan girdin. O huzur ya. Kapıdan girdin. Ha derecesi yüksekler var tabii. Sen girdin ya. Yeter ki bunu bil yani. Ha demek ki Allah Allah diyerek kalbiyle ünsiyet edip o ünsiyet ile etrafında vahşetle ona bakan eşeğe ünsiyetkarın tebessüm vaziyetini düşünüp yani dehşetle bakan kanser, yüksek tansiyon, yani ihtiyar oldum bilmem ne, uçak sallanıyor, ne bileyim ya ne aklınıza geliyor. Kendisine etrafında ona bakan eşeğe ünsiyetkarına tebessüm. Gülüyor ya, senin korkutmanı sevsinler ya. Bak ne yapıyor? Eşeğe ünsiyetkarına tebessüm vaziyetini düşünüp zikrettiğim Halik'ımı ne diyor biliyor musun? Ben namaz kıldığım Allah'ım, oruç tuttuğum Allah'ım, Kur'an okuduğum Allah'ım, sohbetleri Allah için dinliyorum. Böyle bir Allah'ım kimmiş? Zikrettiğim Halik'ımın hadsiz ibadı her tarafta bulunduğu gibi. Allah'ın melekleri dağlarda yok mu? Ruhanileri yok mu? Ya bugün acayip ya bu suret okuyorum. Ya ben dünyaya gelmek yok biliyordum da. Yani gelenler varmış bayağı da. Ben vazifeliler biliyordum. Bayağı normal bir İyi bir yani böyle iyi bir yani orta bir seviyede Müslüman yaşamışsa dünyaya tekrar geliyor. Şeyleri de bilmiyor ha. Kuşların sineklerin cefine de bilmiyor. Bana ağır geliyordu lan. Kuşlarla ne bineceğim ya kuşlar falan. Meğer beden misalleriyle geliyorlarmış ya. Vay be. Nerede okudum biliyor musun? Mektubat 57. 57 veya 59. 57 de galiba. Nasıl abi? Çünkü açamayayım şimdi. Açarsak açılır zaten. Hadi iftardan bile çıkan bu. Şey karışmasın diye ben şey yaptım. Ya mesela bu reenkarnasyon. O değil o diyor. Ha reenkarnasyon yani diyor. Onlar diyor ya geliyorlar falan şey diyor. Onun gibi. Yok. Alem berzah ya kabirde. Yani. Allah böyle velilerine diyor. Evliyalar. Normal bir Müslüman evliya görüyorum ben. Onlar bedeni misalleri. Orada misal veriyor. Cebrail Aleyhisselam nasıl dihye suretinde, insan suretinde göndermiş. Allah melaikelerini peygamberimizin etrafında insan suretinde göndermiş. Onun için bir veli bedeni misalileriyle dünyaya geliyor. O gayretli olan o Müslüman bulunduğu dershaneye, tekkesine, zikrine, şehti, talebeydi, devam ediyordu. Geliyor bedeni misalileriyle. Onlar da ahirete gitmek yok ki reenkarnasyonda. Onlar ölüyor. İyi ise yıldızlara gidiyor. Vesaire. Eğer kötüyse köpeğe giriyor, sığıra giriyor. Tekrar devri daim burada oluyor. Ahiret mahiret yok ki. Ahireti inkar etmek için yapmışlar onu. Bir de ölümden korkmuşlar. Ölümün çaresini bulmuşlar. Nasıl ölüyorsun ama diyor kuş olacaksınız diyor. Domuz olacaksın, ağaç olacaksın. Böyle tuhaf. Ondan sonra birisi kesecek, yakacak sobayı seni. Sonra buhar olacaksın. Ondan sonra havaya gideceksin. Yağmur seni indirecek. Bir yerde patates, domates, hıyar olacaksın. Kabak olacaksın. Hıyar o. Sonra onu birisi yiyecek. Bilmem ne olacaksın. Tamam. Serbest vitamin diyorlar. Serbest vitamin.
Anladım. Hıyar olacaksın. Hıyar biri sıyıracak. Ondan sonra seni ne yapacak? O hale geleceksin. Tamam böyle. Adam ölmemek için, ölüm korkusunu kaldırmak için bilmem ne olmayı da kabul ediyor. Hak ediyor da Selahattin abi. Oh diyor sana, oh diyor, ölmüyorum. İnsan ne acayip ya, sapıtınca en kaliteli, en rezil oluyor. İnnehu kâne zalûmen cehûlâ. Ama velekat keremle beni adem. İşte tarafta bulunduğu gibi bu vahşetgahından da çok çokturlar. Yani ben dağda, bayırda, derelerde, tepelerde tekim. Vahşetgah burası, vahşetgahım. Yani vahşetlendiğim, ben korktuğum, sıkıldığım, rahatsız olduğum burada onlar da çok, ruhaniler çok. Cebrail var, Mikail var diye suretine gelmiş. Ben yalnız değilim. Bak yalnızlığı nasıl gidiyor. Tevahuş manasızdır. Yani tevahuş içe çökülmüş tefaul babında. Yani içerideki böyle karanlık. İçeriye aydınlattık. Zikirle, tefekkürle aydınlatınca. Aa, kardeşim, hariçten korkmak dahile taşındığı için korkuluyor. Anladınız mı? Hariç dahile taşınınca korkuluyor. Eğer ben içimi aydınlatırsam, lambalar koyarsam, dışarıdaki ne kadar karanlık gelirse gelsin, içeri girince aydınlanıyor. Anlıyor musun? İçerisi karanlık olan bir şeye dışarıdan aydınlık bir alem dahi gelse karanlığa inkılap eder. Eğer içerisi aydınlanmışsa dışarıdan ormandan karanlık bir yerden bir manzara baktın gelse bile aydınlanıyor. Ölüler diriliyor. Onun için dirilen yer, ünsiyet edilen burasıdır. Sen istersen bahçe dağlarda ol, güneş olsun. İçin karanlıksa gene karanlık. Adam tek başına kalamıyor. O zaman ne diyor? İmanlı bir, ne ben yalnız değilim. Tevahuş manasızdır. Yani öyle korkmak manasız, karanlık ne karanlığı? Karanlık burada. Diyerek imanlı bir hayattan ünsiyetli bir zevk alır. İmanlı bir hayattan. Bu sefer Allah'tan zevk almaya başlar. Kur'an'dan zevk almaya başlar. Elhamdülillah Rabbil Alemin, Errahmanirrahim, Fatiha'dan lezzet almaya başlar. Zikirden aldı tesbih aldı. Subhanallah, Subhanallah. Arabayla gidiyor. Ne gidiyorsun? Niğde miydi senin? Kırşehir. İstanbul'dan çıktım ve Almanya'dan. Lan ne otobanda böyle boş boş oturup araba sürüyorsun? Al tesbihini. Ondan sonra veya sayanı var ya. Subhanallah, Subhanallah. Dağlara da bak, tepelere. Subhanallah. Bakıyor musun? Çek işte. Bir şey çek. Uçakta ne oturuyorsun leylim leylim? Oku ya bir şey. Bırakma boş. Yoksa başkası girecek devreye. Şeytanın özelliği boşlukta girmek. Başka bir şeysi yok. Boşluk görünce, boşluk yoksa giremez asla. Adem-i vücut. Ne kadar çok, yani şifre kelime gibi diyor. Mesela bir yerde okumuştum. Ne kadar çok aynı kelime tekrar edersen diyor, beyinlerdeki nöronların arasındaki şeyler elektrik daha hızlanıyor. Yani. Daha çok. Mesela bir şeyi hareketlendirmeye ilk önce yaptın mı? Ondan sonra aynı şeye biraz itsen bile yetiyor. Aynı şey o hız artarak devam eder. Tekrar da odur. Neyse. Son cümlem. İmanlı bir hayattan ünsiyetli bir zevk alır. Saadet-i hayatiye manasını anlar. Saadet-i hayatiyenin manasını anlar. Allah'a şükreder. Peki. Vahırda yani kim ne anladıysa. Ramazan kafasıyla bu kadar olur. Ama burayı size tavsiye ediyorum. İkinci telli. Kendi başını okumayın. İlginç. İnşallah gecemiz, gündüzümüz, Ramazanımız, oruçlarımız, zekatlarımız, fıtırlarımız, efendim zekatlarımız, derslerimiz, tefekkürlerimiz, ulvi her şeyimiz ya Rabbi, Allah dergah izzetine kabul-i karin eylesin. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hürmetine, hatırına nasıl istiyorsa, nasıl razı geliyorsa o cinsten, o safhadan kabul eylesin. Oruçlarımızı da haşir meydanında bize şefaatçi yapsın. O hesap günündeki zor durumumuzda Cenab-ı Hak bizi o sıkıntılardan bertaraf edecek, bizi sahil-i selamete, rüyetullah'a çıkartacak vesile yapsın. Ramazan'ı yani. Bu dünyada da Cenab-ı Hak onu bize, kalbimize sevdirsin.
ünsiyet ettirsin, ülfet ettirmesin. Bizim hakkımızda olanları kalbimize sevdirsin. Kalbimizin sevdiğine de Cenab-ı Hak rıza olsun, rızadade olsun. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tan selavat.